Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Lifestyle programından herkese merhabalar. Sevgili izleyicilerimiz, Türk yazınında ismini sıkça duymaya ve görmeye başlayacağımız ilk kitabıyla bizi bambaşka dünyalara götüren yazar Ömer Faruk Aydın'la birlikteyiz. Kendisiyle çıkardığı ilk kitabını ve çıkaracağı yeni kitabı hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza öncelikle. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Ömer Bey, yazmaya nasıl başladınız? Bu süreci bizlere anlatır mısınız? Yazmaya 1996 senesinde tiyatro sahnelerinde başladık. O zamanlar internet ve telefonlar hayatımızda olmadığı için insanlar biraz daha sokakla iç içe, biraz daha kültür sanata yatkınlardı. Bizler de belediye tiyatrolarında skeçler yazarak onlara sunup oynuyorduk. Sonrasında teknoloji ilerledikten sonra sosyal medya üzerinden farklı bir isim adı altında hikayeler yazmaya başladım. Yakın ve uzak çevreminde bana kitap yaz demesiyle ilk devralda kitabı çıkarttım. İlk kitabınızı çıkardınız. Bu kitapta nasıl bir tarzınız vardı? Genel olarak tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz? Sade ve akıcı bir yazım diline sahip olduğumu düşünüyorum. Yani bilinmedikler yerine daha çok içimizden, daha çok bizden kelimeler kullanmaya tercih ediyorum. İlk kitabınızda aşk teması üzerine gerçekleştirdiğiniz bir eser görüyoruz. Genel olarak bahsedebilir misiniz kitabınızdan? Hikayemiz erkek ve kadın karakterin farklı yerlerde farklı sorunlar eşliğinde çocukluğundan başlıyor. Bunun sayesinde de hem 90'lara gidiyoruz hem 80'lere, günümüze geliyoruz ve bir zaman yolculuğu yapmış oluyoruz. Daha çok ipucu vermeden özetlemek de gerekirse, içinde sevgiyi, vefayı, dostluğu, aşkı barındıran sıcacık bir aşk ve depremle hayatlarımızı sınamış bir hikaye diyebiliriz. Çok güzel. Peki kitabınız beklediğiniz ilgiyi topladı mı? Benim açımdan evet. Yani içime sinen bir hikaye yazdığımı ve içime sinen bir hatıra bıraktığımı düşünüyorum. Size bu kitabı yazmanız için ilham veren ne oldu? Ülkemiz bir deprem bölgesi olduğu için ve ben de Sakaryalı olduğum için deprem oldu. Çünkü yani ne bir acıyı ne de bir aşkı enkaz altında bırakmak istemedim. Kitabınız kendi yaşantınızdan izler taşıyor diyebilir miyiz öyleyse? Biraz benden, biraz çevremdeki insanlardan yarı hayal, yarı gerçek diyebiliriz. Peki kitabınızı aldığınız geri dönüşler, yorumlar nasıl? Oldukça güzeller benim açımdan. Bazen utandığımız yerler oluyor ama hepsinin adına minnettarım diyebilirim. Sizi nasıl etkiliyor bu geri dönüşler, yorumlar? Daha çok cesaret oluyor, daha çok yazmaya sebep oluyorlar. Minnettarım hepsine. Yeni bir kitap çıkaracaksınız Ömer Bey. Bu kitap hakkında neler söylemek istersiniz? İnşallah devam kitabı olacak zaten. O da bu yıl içerisinde çıkacak. Bitirdik, şu anda hazırlık aşamasında. Yakında raflardaki yerini alır. Yani ilk kitabınızın devamı niteliğinde bir kitap olacak. Her yazarın etkilendiği, beğendiği yazarlar vardır. Siz kimlerden etkilendiniz daha çok? Elbette var. Yani Zülfü Livaneli, Elif Şafak, Ali Lidar, Burak Aksak, Selçuk Aydemir, bunlar başta olmak üzere aklıma gelenler bunlar. Kalemlerine ve hayal güçlerine hayran. Her yazar farklı bir dünyada yaşıyor diyebiliriz. Bu durum sizi nasıl etkiliyor Ömer Bey? Yazma sürecinde karakterlerle beraber oturup sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Bu yüzden de farklı farklı hikayelere ortak oluyorum. Bu sebepten de bazen çok depresif olabiliyoruz ya da çok kahkaha atabiliyoruz. Değişik ruh haline sahip olabiliyoruz. Süreci atlatmanız nasıl bir zaman alıyor peki? Duygu geçişlerinde yani dram varsa 20 sayfası, 20 sayfa ben bir hafta herhalde moralim bozuk geziyorum. İlk kitabınızda peki daha çok hangi duyguları yaşadınız? Hep bütün duygular var. Çok ağladığımız da oldu. Çok güldüğümüz de oldu. Hani müzde diyorum çünkü 2-3 kişilik bir okuma grubunda devam ettim ben. O yüzden de dışarıdan farklı gözükmüş olabilir. Peki şu an sıradaki kitabınız hangi duyguları daha çok barındırıyor? Yine aynı. Mizahı da, dramı da içinde. Dozunda diyebiliriz her bu duyguda. Çok güzel. Bu keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Son olarak ekran başındaki okurlarınıza neler söylemek istersiniz? Okumalarını isterim, okutmalarını isterim. Daha çok kültür sanatı yönlendirmelerini isterim. Sadece hayatın beğeni sayılarından ibaret olmadığını bilmelerini isterim. Okusunlar isterim. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, yazar Ömer Faruk Aydın'la gerçekleştirmiş olduğumuz bu keyifli sohbetin sonuna geldik. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.